kripto kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz bir haftalık kapanış geldi ve bu haftalık kapanışla birlikte neler değişmiş olabilir? Hangi senaryolar daha ağır basıyor olabilir? Bu videomuzda bunlara değinmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de aslında burada takip ettiğimiz güzel bir desteğimiz vardı. Fakat bu desteği kırdıktan sonra hala direnç rolü üstlendiğini görüyoruz. Örneğin bunu 4 saatlik grafikte çok daha net göreceğiz. Hemen 4 saatliğe geçtiğimiz zaman aslında arkadaşlar bakın burada çok güzel bir destek var. Sonrasında bu kırdıktan sonra dirence dönüşüyor. Vuruyoruz burada direnç olarak çalışıyor sonra kırdıktan sonra hareketler geliyor. Ardından bir düzeltme veriyoruz buradan destek alıyoruz. Sonrasında bu alanın kırıldığını görüyoruz. Ve kırıldıktan sonra da bakın denemelere başlıyoruz aslında. İğneleri atıyoruz geri dönüyoruz. Hatta burada yine bir noktasal iğne var. Ve şu anda yine buranın geldiği seviye ise bizlere 22.700'leri gösteriyor. Yani Bitcoin'de aslında bu trendin maalesef direnç rolü üstlenebileceğini söylüyoruz. Yani şu anda burasının altında kaldığımız için her test yaptığımızda maalesef aşağı doğru gitme olasılığımız daha da artıyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? Burasının üstüne yeniden oturmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da aslında 22.750 üstünde bir 4 saatlik kapanış gerekecektir. Yani tabii ki bu saat saat değişecektir. Mesela akşama doğru arkadaşlar bu 22.800'lere yükselecektir. Bu yüzden burayı böyle takip etmek gerekiyor. Eğer ki bu trendin üstüne doğru oturursak bunu zaten Twitter üzerinden paylaşırım. Ardından EMA Ribbon'a bir bakalım. EMA Ribbon da mesela bizlere zaten biliyorsunuz direnç rolü üstlenmeye devam ediyor. Ki mesela bizim konuştuğumuz bir kesişim vardı. Hemen bu kesişime tekrardan değinmek istiyorum. Bu arkadaşlar maalesef düşüşleri onaylıyordu. Yani bir trend başlatıyordu bizlere ve mesela burada görebiliyorsunuz bir trend başladıktan sonra aslında retestlerin bu yeşile doğru veya indikatöre doğru geldiğini görüyoruz. Fakat indikatör kırılmadığı sürece maalesef düşüşler devam ediyor. Örneğin burada daha farklı örneklerini de net bir şekilde görüyoruz. Şurada bir trend başlıyor kralım geldikten sonra. Tekrardan bakın burada yeşili deniyoruz sonra maviyi deniyoruz en dış bandını deniyoruz. Fakat kıramadan maalesef trende devam ediyoruz. Peki şu anda buraların geldiği seviyeler nereler derseniz. Burada arkadaşlar baktığımız zaman 22.500'lerde bir kısa vade direncimiz var. Hatta bakın burada bir denemişiz tekrardan geri dönmüşüz. Onun haricinde ise güçlü direnç olarak da şu anda 23.000'lere kadar bir direncimiz var. Yani bizim Bitcoin'de kısa vadede düşüşler bitti. Yani şu tehlikeler biraz biraz azaldı diyebilmemiz adına 23 bin dolar üstünde bir 4 saatlik kapanış gerekiyor. Onun haricinde yaptığımız her hareket bakın 22.500'den bin 23 bin dolar, dolarlara kadar dirençlerimiz var. Hem EMA Ribbon bazında hem de burada arkadaşlar kaybettiğimiz trendin bizlere direnç rol üstlenebileceği şeklini biliyoruz. Bu yüzden bu alanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani maalesef hala tabloda güzel bir değişiklik yapamadık bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Ardından Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı baya baya daraldı. Örneğin bunu arkadaşlar şöyle de görebilirsiniz. Saatlik grafiği alırsak çok daha net olacaktır. Mesela baya daraldığını görüyorsunuz. Genelde daralmalar patlamalar getiriyor. Bakalım bu patlama hangi yöne doğru olacak. Yani hafta sonu baya bir hareketsizdi zaten. Bir daralmanın olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde bir 4 saatlik grafiğe tekrardan dönelim. Ishimoku bulutunun satta olduğunu görüyoruz. Onun da yine direnci bakın 22.900'lere denk geliyor. Satta devam ettiğini söyleyebiliriz. VPVR açısından hacimli bölge olayına baktığımız zaman ise O da bizlere şu bölgenin hacimli olduğunu söylüyor. Yani Bitcoin burayı hızlı bir şekilde kırdı. Şu bölgede oyalanıyor hala. Ee, ve burada 21.500'ler 21.400'ler önemli bir hacimli bölge diyor. Burasının altı da zaten ...biraz daha düşüşleri hızlandırabilecek bir bölge olacaktır. Sonrasında süren Stop'a baktığımız zaman da... süren Stop da yine bizlere zaten direnç rolü üstlenmişti. Buradan geri dönüş yaşamıştık. Onun da şu an kısa vadede geldiği seviye 22.800'ler. King Decatur açısından baktığımız zaman ise... Bu da 23 binlere kadar geliyor. Yani kısa vadede 23 bin dolarların önemli bir direnç olduğunu buralarda da görebiliyoruz. SMA ribbon açısından baktığımız zaman da bu da 23 bin 100 dolarlara denk geldiğini söyleyebiliriz. Peki burada son olarak baktığımız zaman da bir bayrak hedefimizin henüz, henüz gelmediğini biliyoruz. Yani burada bir ayı bayrağı oluşturmuştuk bunu kırdık aşağı yönlü olaraktan şu an yeniden bir akümülasyon süreci yaşıyoruz. Fakat hedef olarak bunun 20.700'lere doğru bizlere gösterdiğini de biliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde Bitcoin'de bir hafta kapanışını inceleyelim. Hafta kapanışında neler olmuş? Hafta kapanışı aslında yine tam olarak istediğimiz gibi gelmedi. Mesela arkadaşlar bu alanlarda biz dirençleri zorladığımız zaman kırmayı biliyoruz. Ardından bir yeşil yakıyoruz bir rally başlatıyoruz. Mesela şu alanda yine dirençleri zorluyoruz bir kırıyoruz yeşil yakıyoruz rally başlatıyoruz. Yine mesela bu alanda zaten yeşil. Direkt olarak burada baktığımız zaman ise işte arkadaşlar Henüz bir sinyali alamıyoruz ve bu sinyali alamadığımız için de maalesef şöyle bir durum var arkadaşlar örneğin burada olduğu gibi direnci zorlamışız zorladıktan sonra tekrar geri dönmüşüz aşağı yönlü olaraktan şu an yine zorladık ve yine kazanamadık hafta kapanışı e, yine maalesef pozitif gelmedi ve bakalım burada tekrardan e, zorlayabilecek miyiz bunu da yine takip edeceğiz ardından burada bir diğer sinyalimiz var bir dead cross sinyalimiz var bu dead cross sinyali daha büyük yıkımlar getirecek mi? Veya arkadaşlar burada bizim konuştuğumuz seviyeler şuydu. 19.500, 20.500 aralığında çok güzel bir destek var. Ve buradan dönersek zaten tobo yaparız. Tobo ile birlikte yükseliş gelebilir. Bunlardan hangisi ağır basıyor ve bunları nasıl değerlendireceğiz? Yani dead cross yeni bir dip mi yaptıracak bize? Yoksa biz burada bu alanlardan bir geri dönüş mü yapacağız? Yani burada arkadaşlar şu toboyu çalıştırıp yukarıya doğru tekrardan gidecek miyiz? Bunun cevabı aslında bana kalırsa McDi ile saklı olacaktır. Yani MACD aslında bize şunu söylüyor arkadaşlar haftalık grafikte biraz daha momentumun azaldı. Yani hafta kapanışını bakın e, dün aslında görebiliyoruz burada beyaz bir momentumla kapattık ve şu an bu hafta bizim için yine önemli olacaktır. Eğer ki yine e, bu şekilde devam edersek düşüşle devam edersek bir kademe daha momentum azalacaktır. Fakat bizim için önemli olan şey şu arkadaşlar. MACD'nin haftalıkta SAT'a dönmesi. Yani kırmızı yakarsa mesela bu alanda yaktığını görebiliyorsunuz. Şu alanda yaktığını görebiliyorsunuz. Ve şu alanda yaktığını görebiliyorsunuz. Bunların üçü de anlamlı sinyaller. Yani MACD bir kez daha haftalıkta SAT verirse bu bize şunu söyleyecektir. Bitcoin'de bir düşüş dalgası daha görebiliriz ve bu düşüş dalgası bizlere yeni dipler yaptırabilir. Yani aslında burada arkadaşlar gördüğümüz dead cross'u daha da tetikleyebilir. Mekli de biz bunu anlamaya çalışacağız. Fakat biz burada gelip arkadaşlar şu alanı güzelce kullanabilirsek yani 19.500-20.500 aralığını konuşuyoruz. Ki zaten şuraya da çok benzediğimizi biliyoruz. Yani nasıl benziyoruz uyumsuzluklar var uyumsuzluklar burada da var arkadaşlar. Fiyat hareketi al yakmış al yakmış. Al yaktıktan sonra ne yapıyor? Burada bir retest veriyor mora doğru. Mora doğru retestini tamamlıyor ardından yeşile doğru arkasına bakmadan gidiyor. Ve şu an arkadaşlar aynı senaryolar aktif. Yani mora doğru bir retest gelirse burasının geldiği seviyeler şu anda 19.500-20.500 aralığını bizlere gösteriyor. Yani bu aralık önemli bir destek diyor ve bu aralıktan desteği almayı başarırsak aslında MACD'deki bu arkadaşlar beyaz momentumu şu anda görebiliyorsunuz beyaz bir momentum hakim. Bunu tekrardan yeşile boyayabiliriz şuralarda olduğu gibi. Yani sat yakmadığı sürece sorun olmayacaktır ve burayı kademe kademe takip edeceğiz. Eğer ki biz buraya doğru bir düşüş yaşarsak ben bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yani burada değerlendirmeyi yaparım ardından oyun planımı şekillendirmeye çalışırım. Bunu da söylediğim gibi hem MACD tarafında hem de Dead Cross tarafındaki gelişmelere bağlı olaraktan sizlere duyurmaya çalışırım. Onun haricinde arkadaşlar burada Bitsobo formasyonumuz hala aktif durumda. Yani bakalım şu sağımızı tamamlayabilecek miyiz? Ve sağ sağımızın geldiği yerde arkadaşlar Bakın burada bir yeşil bant daha var bu da MA50'yi bizlere gösteriyor Ve Golden Cross'tan aslında arkadaşlar hatta MA200'ü gösteriyor Ve burasının geldiği seviyede yine 19.500'ler Mesela arkadaşlar burada bir düşüş oluyor Ardından e, direkt olarak buraya doğru vuruyoruz geri çekiliyoruz Burada bakın kazanmışız ama test yapmamışız Yani bu da yine test edilirse buradan da tepki gelebilir 19.500'lü seviyeler önemli duruyor. Bakalım sağomuzu buradan yapıp tekrardan yukarıya doğru hareketlenebilecek miyiz? Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum'a yazabilirsiniz. Sonrasında burayı konuştuk. Ardından burada baktığımız zaman ise hacimlerimiz azdı zaten. Hareketlere baktığımız zaman da gidip geliyoruz olduğumuz yerde kapatıyoruz. Fakat bugünden itibaren yani birazdan arkadaşlar 4. 4.5'ta da yine piyasalar açılacaktır. Bunun açılması ile birlikte aslında biraz daha hareketlenmeler göreceğiz. Ardından DXY tarafına baktığımız zaman ise DXY'de bir düşüş var. 104.3'lü seviyelere doğru bir geri çekilme var. Burada da 106.3 seviyesine kadar uzanan bir direncimiz var. Buranın alınması DXY'de daha yüklü atakların gelmesine, daha sert hareketlerin gelmesine sebep olacaktır. Burayı da takip edebiliriz. Ardından Bitcoin'de likidasyon durumuna baktığımız zaman ise şu anda aslında biraz daha long tarafında bir baskınlık söz konusu yani 9 milyon dolar şeklinde. Dün ise arkadaşlar 16 milyon dolar short 13 milyon dolar long şeklinde iki yönü de kısa vadede temizlediklerini görüyoruz. Peki içeride kimler fazla derseniz burada arkadaşlar şöyle bir olay var. Shortlar uzun bir aradan sonra üstünlüğü tekrardan eline aldılar. Ve burada mesela shortlar üstünlüğü aldıktan sonra bakın bir iki gün sonra bir atak görmüştük. Bakalım bu yine mi tekrar edecek? Burayı da tekrar e, tekrar sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Yani şu anda kısa vadeli short'ların üstünlüğü eline alması daha iyi olacaktır. Bu alanda biraz daha belki düşüş geldikten sonra ki bizim beklediğimiz senaryo 19520-500 aralığına doğru ardından bu shortları içeriye alıp toboyu çalıştırabilecek miyiz? Kademe kademe takip edeceğiz. Şu anda küçük olaraktan short'lar üstünlükte. Ardından MBR ve Z score'a baktığımız zaman ise Z score bize şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşlar yeşil alana Biraz biraz yaklaştın şu an tekrardan kafayı kaldırdın Bakalım bu yeşil alana tekrardan gelecek miyiz uzun vadeli toplama konumlarına Ardından 1000 bitcoinden fazla bitcoin tutanlar ne yapıyorlar Onlara bir bakalım yakınlaşalım arkadaşlar Burada aslında küçük bir eğim var yani küçük bir Alış eğilimi gelmiş bakalım bunun devamını istiyoruz Yani buradaki alış eğilimlerinin peak şekline dönmesi Bizim için önemli olacaktır yani balinalar Biraz biraz daha böyle güçlü alımlarla gelirse bu bize önemli bir sinyal olacaktır. Bakalım bunu da takip edeceğiz. Ardından Firend Creed indekse baktığımız zaman ise şu anda nötr seviyesinde ve 48 seviyesinde duruyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.